Ekonomik istikrar kalkanı paketiyle duyurulan sosyal yardım ödemeleri 1 Nisan'da başlıyor. Tam 2 milyon haneye biner lira yardım yapılacak. Ödemeler 7 Nisan'a kadar sürecek. Bu arada emekli aylıkları da PTT kanalıyla sahiplerine gönderilecek ve kısa çalışma ödeneği. Oradan da önemli haberler var. Başvurular devam ediyor ve şimdiden 19 bin firma başvurusunu yaptı. Biner lira destek sağladık. Bunun ilk ödemeleri de önümüzdeki hafta 1 Nisan'da yapılmaya başlanacak. 2 milyon vatandaşa devlet elini uzatacak. Ekonomik İstikrar Kalkanı paketiyle duyurulan sosyal yardım ve dayanışma vakıflarından destek alan kişiler 1 Nisan itibariyle 1000 liralık destek daha alacak. Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'la beraber bir sosyal destek paketimiz var aslında. Bunun birinci fazında 2 milyon 111 bin de en son rakam. Vatandaşımız hiçbir zaman desteksiz bırakmayacağız. Ödemeler 7 Nisan'a kadar sürecek. Bu bir haftalık süre içerisinde yardım almayan kimse kalmayacak. Başvuru yapmak isteyenlerse vakıfları telefonla arayabilir. Bütün vatandaşlarımızdan da ricam, lütfen vakıflara fiziki başvurudan ziyade telefonlarla arasınlar. Fiziki başvurudan kaçınalım. Bütün vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emekli maaşlarına ilişkin de bilgi verdi. 65 yaş üstü yaşlılara seslendi. Onlar evden çıkmasın, biz getiririz dedi. Önümüzdeki ay Ramazan bayramı ikramiyesinde vereceğiz bütün hanelerimizin. Göndereceğiz bunları PTT kanalıyla. Koronavirüs tedbirleri kapsamında devreye sokulan kısa çalışma ödeneği içinde başvurular sürüyor. Şimdiden 420 bini aşkın sigortalı için başvuru yapıldı. 19 bin firmamız başvurmuş durumda. Bu da yaklaşık bir 420 bine aşkın sigortalımıza tekabül ediyor. İmalat sektörümüz %52 oranında. Bakan Selçuk, faaliyetlerini yavaşlatan ya da durduran tüm işletmelerin kısa çalışma ödeneğine başvurabileceğini de bir kez daha hatırlattı.